Önüne geçmek için ardı ardına enstrümanlar, işte e, önlemler buluşlar. açıklıyorlar, buluşlar açıklıyorlar. Bu son buluş e, BDDK TL kredi kullanımı için döviz varlığı sınır getirdi. Daha çok sanayicileri değil mi, reel sektörü işletmeleri? Tabi firmalara, 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 işletmeleri. 15 milyon lira üzerinde döviz varlığı olan şirketler artık TL cinsinden kredi kullanamayacak. Bunun altında olanlarsa 15 milyon, canın altında olanlar. Bunu yani 1 milyon, milyon, milyon dolar diyelim buna kabaca. 1 milyon dolar bile değil ama 1 milyon dolar diyelim. 1 milyon doların üzerinde dövizi olmayı O döviz tutamazsınız diyorlar yani. Yani bu e, bir taraftan hem şirketlerin hem de bireylerin sistem dışına çıkmasına sebep olacak diye yorumlar geldi Tabii. ekonomistlerden. Bu aslında bilinçsiz bir şekilde ne yaptıklarını bilmedikleri için söylüyorum. Bilinçsiz bir şekilde dövizi kayıt dışına çıkaracak hem kayıt dışına hem yurt dışına çıkaracak bu. Mevcut yurt içinde olan dövizleri çünkü şirketler ne yapacak? Yurt dışı şirket kuracaklar. Dövizlerini Sistemi oraya aktaracaklar. Sistem dışına çıkaracaklar. Başka başka yöntemler geliştirilecek. Ama aynı zamanda bu hamle reel sektörü etkileyecek. Yani bazı firmaların üretim yatırım çarklarını durduracak. Onları etkileyecek olumsuz etkileyecek. Yani nakit akışlarını yönetemeyecek aslında. Nakit şirketen. akışlarını yönetemeyecek ama hepsinden önemlisi Türkiye'de mülkiyet güvencesine vurulan sermaye kontrolü noktasında adım adım hızla ilerleyen. Bir kere şunu söyleyelim. Sayın Nebati işte plan bütçe komisyonunda da söylüyor. Biz serbest piyasa ser. Hayır kardeşim. Türkiye'de serbest piyasa gitmiştir. Piyasa ekonomisinden çıktık. Türkiye'de sermaye kontrolü noktasında sürekli yeni gelişmeler oluyor. sahip sermaye kontrolü noktasında sürekli yani, yeni mi? gelişmeler. Bakın ihracatçı firmalara dövizinizin yüzde kırkını bu Merkez Bankası'na verin. Ardından Exim Bank kredi, kredisi kullanıyorsanız yüzde daha bankalara bozdurun filan. Bütün bu uygulamalar beş beşe gelen başka başka uygulamalar bunların her biri serbest piyasa dışı uygulamalardır. Serbest piyasa. Şimdi diyorlar ki efendim kredi kullananlar gidip bu krediyle döviz almasınlar. Bunun önüne geçmek istiyorlar. Ya kardeşim bunun önüne geçmek istiyorsan başka başka yöntemler var. Biz burada defalarca anlattık. Leasing sistemini kur. İşletme sermayelerini ticari bankacılık üzerinden ver, yatırım ve üretim kredilerini kalkınma bankaları üzerinden ver. Bunun başka başka yöntemleri var. Siz gidip piyasaya benim verdiğim krediyle şunu yapacaksın, bunu yapacaksın dediğiniz zaman bu ser mülkiyet güvencesine aykırı. Mülkiyet güvencesine aykırı olan bir yere yabancı sermaye gelir mi? Sermaye kontrollerinin başladığı ülkeye yabancı sermaye gelir mi? Bırakın yabancı sermayeyi. Yerli sermaye gider. Evet. Bunlar gitmeden önce yerli sermayeyi de yurt dışına kaçırmak için gereken ne varsa yapmaya çalışıyorlar Peki, galiba. Peki yani herkesin merak ettiği şey kur. Bu tarz önlemler hani diyoruz ya şapkadan tavşan çıktı çıkamadı o mesele yani kuru ee, baskılan mı? Ne gibi bir etkisi olur? Ya da kısa süreli böyle birkaç günlük bir şey mi bekleriz? Mesela pazartesi piyasalar nasıl açılacak? Pazartesi sadece değil de pazartesi bir kere finansal bir dalgalanma yaşanacak. Kur üzerinden kısa vadede baskılanma gelir ki Cuma akşamı şunu gördük. Piyasalar kapandıktan sonra karar geldi. Ama buna rağmen kurda bir düşüş oldu. Kim sattı bunu? E Merkez Bankası yine arka kapı yöntemiyle elinde avucunda kalan son dövizleri satıyor. Algı oluşturmak için. Sayın Nebati Plan Bütçe Komisyonu'nda ne dedi? Biz algı oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Yani bunun anlamı odur. Algı oluşturmaya çalışıyoruz bu tür operasyonlarla. E Cuma akşamı da bir algı operasyonu yaptılar. Pazartesi kur üzerinde kısa vadede bir baskı gelebilir. Ama orta uzun vadede kuru tutmanın mevcut politikalarla kuru tutmanın imkanı yok. Bu neye benziyor? Bir başka belki şu anda böyle bir anda aklıma gelerek söylüyorum bunu. Çok fazla şey e, örneğim kötü olabilir. Bir insanın hareketlerini zapt etmek istiyorsunuz. Onun hareketleri var. Zapt etmek istiyorsunuz. Hoşunuza gitmiyor ama boğazına sarıldınız, nefessiz bırakıyorsunuz. Sizin amacınız insanın boğazını sıkıp öldürmek mi, nefessiz bırakmak mı yoksa hareketlerini kontrol etmek mi? Ee, örneğin kötü olmuş olabilir seyircilerimiz affetsin yani bir anda akla şey geldi. Şimdi ekonominin boğazına sarıldılar. Evet. Ekonominin boğazına sarıldı. İstedikleri bazı hareketler var işte o hareketlerin olmasını istemiyorlar. İyi de kardeşim sen şu anda ekonominin boğazına sarıldın. İnsan, ekonominin canını çıkaracaksın. Bunun farkında değiller. Yani dövizin o hareketlerinin sakinleşmesini istemek, ekonomiyi öldürmekle ise e o zaman sen faizi niye indirdin 9 ay önce? Bu kadar başımıza sıkıntıyı niye açtın? Bu kadar sallantı dolar kurunu döviz kurunu TL karşısında 8 liradan 17 liraya niye çıkarttın? Bütün bunları niye yaptın? Hep aklıma o şey fıkra gelir. Yani iki kişi yolda giderken birisi demiş ki işte hayvanın pisliğini yersen şey yap 100 dolar veririm. Tamam demiş. Ondan sonra öbürü demiş ki ya bu 100 dolar da fazla oldu ya bu zoruma gitti. Bu sefer o teklif etmiş. Sen yersen ben 100 dolar veririm. O da demiş ki ya iyi para. En sonunda biz bu pisliği niye yedik yani? Evet. Yani biz bu pisliği niye yaptık? Biz bu yükü bu vatandaşa bu yükü bu ekonomik maliyeti niye çıkardık? Bütün soru madem kur bu kadar önemliydi, e, o saçma sapan işleri niye yaptık? Bakın şimdi size başka bir şey söyleyeyim Nazarım. İnsanın arkada bir kazan var. Şimdi bir şey sorun yaşıyoruz ya. Hani burada grafikleri gösterdik. Tüketici bekle, beklenti endeksi şöyle kötü. E, ücretler şöyle düşük. Doğum oranları doğum düşüyor. Doğum oranları düşüyor. Şu oluyor, bu oluyor. Arkada bir kazan kaynıyor. Kaynayan kazan, kazanlardan bir tanesini biliyor musun? Türkiye'nin enerji problemiyle, Türkiye enerji problemiyle karşı karşıya. İki şekilde enerji problemiyle karşı karşıya. Bir tanesi elektrik fiyatları. Ee, arkadaşlar bulabilirlerse o grafiği elektrik fiyatlarını ekrana verelim. Ee, i̇kincisi bu kışın bu kışın biz bu gidişle çok güzel bu gidişle biz enerji ithalatına döviz bulamayabiliriz. Bu ne demek? Bu kışın doğalgazsız kalabiliriz elektriksiz kalabiliriz. Bakın elektrikte şöyle izah edeyim seyircilerimize. Mavi çizgi üreticideki elektrik fiyatı. Santrallerdeki elektrik fiyatı. Kırmızı çizgi ise tüketiciye, Haneleri. meskenlere, meskenlere satılan elektrik fiyatı. Hı hı. Bakın, 2021'in ortalarında 52 kuruştu. Şimdi 2 lira 35 kuruş Haziran ayı ortalaması. Görüyor musunuz elektrik fiyatındaki artış? 1 lirayken, üreticide 1 lirayken elektriğe zam yapıldı. 1,5 liraya çıkarıldı tüketicide. Şimdi 1 liradan devam, devam, devam. 2,35. Şimdi evlere ard arda elektrik zam mı gelecek diyebilir miyiz? Şimdi bu sadece... Burada bir devamındaki şey vardı. EPDK'nın listesi varsa... O, e, Kırmızı, oradan, aa, evet. Çok güzel, çok güzel. Şimdi evlere burada EPDK diyor ki ocak mart döneminde sanayiye diyor kaç liradan satıyoruz 2 liradan satıyoruz. Bak sanayiye organize sanayilere 2 liradan satılıyormuş. Sanayi diğer sanayi grubuna 2 lira 28'den satılıyormuş. Meskene 1.37 ve 2.06 ortalaması 1.56. Bunların toplamında bir artışlar yaşanacak elektriğe. Elektriğe muhtemelen önümüzdeki günlerde, aylarda zamlar peyderpey yüzde 10, 15, 20. Ama elektrik maliyetini üreticideki elektrik 2.35 demek felaket ötesi bir şey. Elektrik üreticide ya geçen yılın başında yani 2021'in başında 30 kuruş olan üreticideki elektrik fiyatı şu anda 2 lira 35 kuruş. 30 kuruştan 2 lira 35 kuruşa çıkmış. Şu anda bir sanayiye 2.28'den verilen ticaret haneyi ne? neyden veriyor? Bakın ticaret haneye. Hatırlıyor musunuz bir lokanta sahibi pankart asmıştı. 44 bin lira fatura mı olur diye. 2.74'ten ödüyorlar işte onlar. İşte bu Ocak, Aralık Ocak aylarından bahsediyorsunuz evet, herhalde. Değil şu değil andaki fiyat. Ama onlara müjde vereyim. Sevgili esnaf size müjde verelim. Elektriğe büyük zam gelecek. Yani 2 lira 74 de bir Sadece büyük. Sadece esnaf değil bize de. Meskenler Meskeni hepimize de. müjde verelim. Ama daha önemlisi şu zamların arkası maalesef kesilmeyecek. Bir de elektrik kesintilerinde hazırlıklı olun. Devlet hazırlanıyor siz de hazırlanın. Evet İbrahim Bey post derler ya yani gerçeklik ötesi. Sanki öyle bir şeyde yaşıyoruz. Şu an öyle bir zamanda yaşıyoruz gibi evet. geliyor bana. Evet. Evet, Maalesef. programın sonuna geldik. Neden acaba diye birçok konunun üzerinde durduk aslında. Neden acaba bu ve bu, zan, bu maliyetler oluşuyor? Neden acaba? Evet, herkes kendisine Ortada Ortada nasıl var size bize?